Evet, birinci sorudayız. Yukarıda verilen canlı alemlerinden hangileri kemosentetik canlı türlerini içermektedir? Arkadaşlar, kemosentezi yalnızca ve yalnızca sadece bazı prokaryotlar yapar. Yani herhangi bir ökaryot yapamaz. Arkebakterilerden metanojenler ile birçok bakteri, örnek nitrit ve nitrat bakterileri ne yapabilir? Kemosentez yapabilir diyoruz. Kemosentez olayı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Klorofil pigmentine ihtiyaç duyulmaz arkadaşlar. Kemosentezde klorofil pigmenti görevli değildir. Klorofil pigmenti fotosentez olayında görevlidir. Ökaryotik canlılar herhangi bir şekilde kemosentez yapamaz. Kemosentez için ışığa gerek olmadığı için gece de gündüz de yani 24 saat boyunca gerçekleştirilebilir diyorsunuz. Üçüncü soru çok çok önemli bir soru tipi. Lütfen dikkat edin. Hidrojen sülfürün fotosentez ve kemosentez olayında tüketilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, hidrojen sülfür kükürt bakterilerince fotosentez olayında hidrojen kaynağı olarak tüketilmektedir. Besine hidrojen temin edilir. Açığa işte kükürt ve su çıkar. Ama kemosentez olayında bu canlılar inorganik maddeleri oksitleyerekten kendileri için gerekli olan enerjileri elde ederler. Hidrojen sülfür burada enerji kaynağı, yani kemosentez olayında enerji kaynağı olaraktan arkadaşlar ne yapılacaktır? Tüketilecektir. Fotosentez olayında ise hidrojen ve elektron kaynağı olarak tüketilecektir. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Cevabımıza Ceyhan diyeceğiz. Dördüncü sorudayız. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesinde kemosentetik canlıların rolü vardır? Kalitesi düşük metal cevherlerinin zenginleştirilmesinde, kirlenmiş suların kullanılabilir hale getirilmesinde, tarımsal ürün miktarının arttırılması olayında kesinlikle ve kesinlikle kemosentetik canlıların rolü vardır diyebiliriz. Cevap edilir. Beşinci soruya geçelim. Azot döngüsüyle alakalı bir soru. Azot döngüsünde meydana gelen nitrifikasyon olayı şu şekildedir. İki tane amonyağı, iki molekül amonyağı ne yapacağız arkadaşlar? Oksitleyeceğiz. Ne kadar oksijenle? 3 oksijenle. Ve bunu gerçekleştiren canlılar nitrit bakterileri ya da nitrosomonas bakterileri olarak geçer. Aşağıda nitriti oksitleyerekten nitrat elde eden de nitrat bakterileridir. Bu bakteriler ise hangi bakteriler? Nitrobakteriler olarak geçmektedir. Dolayısıyla yanıtımız Denizli seçeneğidir diye. Altıncı sorudayız. Aşağıda verilen bakterilerden hangisi kemosentez yapamaz? Nitrobakterileri, nitrat bakterileri, nitrosomonas bakterileri, nitrit bakterileri, demir ve hidrojen bakterileri kesinlikle kemosentez yaparken siyanobakteriler fotosentez yapan bir bakteri türüdür. Yedinci sorudayız. Yukarıda verilen olaylardan hangileri kemosentez sırasında gerçekleştirilir? Bir kere basit organik moleküllerinden inorganik hale gelmesi, oksijenli solunum olayı diyebilirsiniz. Bu bir solunumdur, kemosentez değildir. Ama kemosentezde özellikle ve özellikle şu yargıya lütfen herkes dikkat etsin. İnorganik maddelerin oksitlenmesi enerji eldesi için kesinlikle ve kesinlikle şarttır. Ve bu açığa çıkan enerji yardımıyla ne yapıyorlar? Aynı fotosentezdeki gibi organik maddeleri inorganik maddeleri organik hale getiriyorlar. Fotosentetik bir bitkide gözlenen olaylarından hangileri kemosentetik bir canlı türü tarafından gerçekleştirilebilir? Fotosentezde de kemosentezde de karbondioksit tüketimi vardır. Arkadaşlar, su tüketimi tabii ki vardır. Karbondioksit artı su eşittir besin artı oksijeni de yapabilir. Hayır hocam, bunu kabul etmiyorum dediğin anda ben de sana şunu söylerim. Bak, yine genelleme yapabilirsin. Su tüketimini yapmayan bir canlı yoktur. Örnek ATP hidrolizi. Belki bu çekimlerde 5-6 kez bu cümlenin aynısını söyledim. Ve kemosentetik canlılar aynı fotosentetik canlılar gibi inorganik maddelerden organik madde dönüşümünü gerçekleştirirler. 9. sorudayız. Kemosentetik canlılarda aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle bulunamaz? Kemosentetik canlıların bazı prokaryotlar dediğine göre bazı prokaryotların daha da hatta şöyle çoğu prokaryotların hücre duvarı vardır. Bir kere bakterilerin peptidoglikan yapılı hücre duvarları var. Arkebakterilerin ise bazılarında var. Hepsinde yok. O da peptidoglikan yapılı da değil. Dikkat.
Bütün prokaryotlarda halkasal yapılı DNA vardır, RNA da vardır, ribozom da vardır. Ama ribozom dışında herhangi bir organeli buraya yazamazsınız. Çünkü prokaryotlarda ribozom dışında herhangi bir organel yoktur. 10. soru. Kemosentez olayında madde çeşitlerinden hangileri oksitlenebilir? Arkadaşlar, inorganik maddelerin oksitlenmesi demir oksitlenebilir, amonyak oksitlenebilir, hidrojen oksitlenebilir. Buradaki moleküllerin hepsi oksitlenerekten ne elde ediliyor arkadaşlar? Dikkat! Enerji. 11. sorudayız. İnorganik maddeleri oksitleyip açığa çıkan enerjiyi kullanarak organik madde sentezini gerçekleştiren canlılarda, yani kemosentezin tanımını yapmışız bu soruda. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi gözlenemez? Prokaryotik olmaz. Zaten prokaryotun dışında herhangi bir kemosentetik canlı yok. Bütün canlılar gibi protein sentezleyebilirler ama kemosentetik canlılarda klorofil pigmenti yoktur. Glikojen depo edebilirler mi? Kim bunlar? Bakteriler. Ekstrem koşullarda yaşayabilirler mi? Kim bunlar? Arkebakteriler. Arkebakterilerin hepsi kemosentez yapmaz. Ama metan gazı üreten arkebakteriler kemosentez yapabiliyor bazı türleri. Ve arkebakterilerin en klasik özelliği de nedir? Ekstrem, yani zorlu şartlarda yaşayabiliyor. Aşağıdaki Venn şemasında fotosentez ve kemosentez ile ilgili özelliklerden bazıları üçgen, kare ve yıldız şeklindeki sembollerle gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi getirilebilir demiş. Şimdi üçgen yalnızca fotosenteze özgü bir özellik olacak arkadaşlar. Şimdi şurada hemen denizli seçeneğine gidelim. Klorofil pigmentinin görevli olması sadece fotosentezde vardır. Karbondioksit tüketimi her ikisinde vardır. İnorganik maddelerin oksitlenmesi ise kemosentezde vardır. Tamam çocuklar? Burada olayı bu bozar. Kemosentezde ışık enerjisinden faydalanmıyorsunuz. Burada da mesela bu yanlıştır. Çünkü her ikisinde de bu olay yok. Evet, bu doğrudur. Işık enerjisinden yararlanır ama organik madde sentezini de orta tarafa yazması lazım. Sadece kemosenteze özgü bir özellik değildir diyoruz. Yanıtımız denizdir.